Yamuk konumuzun birinci föyüne bakalım. Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk diyoruz. Yani verilen dörtgenin yamuk olabilmesi için tek bir şart var. O da karşılıklı iki kenarın birbirine paralel olması. Genelde bizim alışık olduğumuz yamuk ne olur arkadaşlar? Alt tabanla üst taban birbirine paralel. Diğer iki kenarda birbirine paralel olmayacak şekilde şöyle birleştirdiğimiz dörtgenlere ne diyoruz biz? yamuk diyoruz. Bu yamuk illa böyle olacak diye bir kanun yok. Alışık olduğumuz yamuk genelde bu tabi. Mesela yamuğunuz şöyle de olabilir. Ya da yamuğunuz arkadaşlar şöyle de olabilir. Bu kenar buna paralel olur. Bu şekilde olabilir. Yeter ki karşılıklı iki kenar birbirine paralel olsun. Yamukta bilmeniz gereken birkaç tane kavram var. Onlardan bahsedelim. Alt taban, üst taban diye bahsettiğimiz bu paralel kenar, paralel olan kenarların isimleri köşeden aşağıya inen dikmemiz yani yüksekliğimiz ve sık sık kullanacağımız orta taban kavramı. Orta taban kavramı nedir arkadaşlar? Bir yamun paralel olmayan kenarlarının orta noktalarını birleştiren bu EF doğru parçasına orta taban diyoruz. Uzunluğunu da hesaplamak için alt taban artı üst taban bölü 2 kuralını uyguluyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. ABCD yamuk, açı orta, 70, x kaç derecedir demiş. Şimdi bize bir açı sorusu sorulmuş ama yamukta açıdan hiç bahsetmedim ben size. Bunun sebebi hikmeti arkadaşlar yamukta açı diye bir kavram yoktur. E ne vardır? Doğruda açının gelip de yamuğun içerisine monte edilmiş hali vardır. Yani siz doğruda açılar konusunu biliyorsanız ki biliyorsunuz bu soruyu çözebilirsiniz. Yamuğa gerek yok. Sadece şu alt tabanın üst tabana paralel olduğunu bilmeniz lazım. Ha bilmiyorsunuz. E zaten söylemiş adam bakın. D, C, A, paralel. Demek ki onu bilmeseniz de sıkıntı yok. Çünkü size söylüyor. Ha, bir de ekstradan ne varmış? D, E, C, paralelmiş. O zaman bakın soru yamukta açı gibi gözükse de esas da doğru da açı sorusu. Hatırlayınız şöyle bir kural vardı. U kuralı değil mi? Neydi bu U kuralında kural? Burası alfa ise burası beta ise ikisinin toplamı 180 dereceydi. O zaman burası 70 dereceyse Yukarısı 180 olması için 110. E açı ortay. 55-55 paylaştırdık mı arkadaşlar? Peki şurada da bir U kuralı var görüyorsunuz. O zaman bu ikisinin toplamı da 180. E 180'den 55'i çıkartırsak x'i bulabiliriz. Yani 125 cevabımız E şıkkın. Hani nerede yamuk? Hiç kullanmadık değil mi? Çünkü yamukta açı diye bir kavram yok. Doğru da açı biliyorsanız zaten bu soruları çözersiniz. Burada bir önemli yazılmış. Bu da arkadaşlar şu. sıfırdan anlatayım. Yamuk paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştirdiniz. Yani orta tabanı çizdiniz. Eğer bu orta tabanın üzerine köşegenleri de çizerseniz, bakın köşegenleri de çizersem şu arada kalan arkadaşa mini orta taban diyeceğiz. Bunun da uzunluğunu hesaplayabiliyoruz. Nedir bunun uzunluğu arkadaşlar? Bu sefer Alt taban eksi üst taban bölü 2. Ha demek ki bizim orta taban dediğimiz şey alt taban artı üst taban bölü 2. Bu mini orta taban dediğimiz şey ise bu köşegenlerin arasında kalan kısım ise alt taban eksi üst taban bölü 2 formülüyle hesaplanabilir. Yani evet işte bakın bu örnekte zaten onu kullanacağız. ABCD yamuk paralel olmayan kenarların orta noktaları e ve F verilmiş. Bizden EF ve KL oranını istiyor. Şimdi bakın EF orta taban. Neydi orta tabanı bulmanın yolu? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Doğru mu? 48 bölü 2 24. Yani alt tabanla üst tabanın ortalamasını alıyoruz. Aritmetik ortalaması. Orta tabanı. Şimdi KL'yi bulalım. KL ne? Bakın EF orta tabanı çizdikten sonra üzerinden köşegenler mi geçmiş? İşte bu KL'de ne oluyordu? Mini orta taban. Onu nasıl hesaplıyorduk? Alt taban eksi üst taban bölü 2. Yani kaç gelir orada? 24 bölü 2'den 12. Şimdi bizden ne istiyor? Oranı istiyor. Yani 24'ü 12'ye bölmemizi istiyor. 2 cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. A, B, C, D, Yamuk 12, 24. Bizden E, F uzunluğunu istiyor. Gaza gelip de hemen orta taban bulmayın. öyle bir şey yok. Neden? E ile F orta noktalar değil. Peki ne yapacağız? Şurada çok yakından tanıdığımız bir hayvan var. Görüyor musunuz? Kelebek. Ha, o zaman burada bir kelebek kullanalım. 12'ye 24. Kaça kaç oran? 1'e 2. O zaman ben buraya K dersem. Bura ne olacak? 2K. Ya da CK'ya T dersek. AK ne olacak? 2T. Önemli değil. Şimdi ne yapacağım peki? Tales yazacağım. Bir soruda kelebek kullanıyorsanız. Büyük ihtimalle peşine bir de Tales kullanabilirsiniz. Tabi bu illa olacak diye bir kanun yok ama büyük ihtimalle öyle olur. Şimdi bakın EK'i bulabilirim Tales'te. Ne diyeceğiz? K'nın 3K oranı EK'nın 24'e oranı yani şu arkadaşın bunu oranı. Ne geliyor buradan arkadaşlar? EK 8. Peki size bir soru EK 8 ise FK kaç? Tahmin edin bakayım. Büyük ihtimalle o da 8 gelecek değil mi? Peki o neden geliyor 8? E aynı Thales. Bakın bu taraftan yazıyorum. 2K'nın 3K oranı FK'nın 12 oranı. Yine fk'da kaç gelecektir? 8. O zaman şöyle bir şey varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Yamuğunuz nasıl olursa olsun. Şeklini aldanmayın. Köşegenleri çizdiniz. Köşegenlerin kesiştiği noktadan bir tane paralel çizerseniz bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Her zaman. O zaman ef 8 8 16 cevabımız c şıkkı. Bu ef için bir formül vardı. Bir yerlerde gördüm ben ama size hiç tavsiye etmiyorum onu. Çünkü unutursunuz. Kelebek, Tales sorunun çözümüne ulaşabiliyoruz. Onun için hiç o formüle falan girmeyin. Gerek yok. 4'e bakalım. 30 verilmiş, 10 verilmiş. Bir de 32'miz var. Bizden K noktasının DC'ye uzaklığı. K noktasının DC'ye uzaklığı deyince nasıl uzaklık anlıyorduk? Dik değil mi? Geometride uzaklık kavramı geçiyorsa arkadaşlar K noktasının şu doğruya uzaklığı A noktasının bu doğruya uzaklığı geçiyorsa Anlayın ki dik uzaklıktan bahsediyor. O zaman K'nın DC olan uzaklığı dediği şey şu arkadaş. Bunu bulabilirsek soru bitecek. Peki ben bunu devam ettirirsem dışarıdaki yükseklik şu 32 var ya. Bu arkadaş olmaz mı? Ha bu 32'yi parçalayacağım. Nasıl parçalayacağım acaba? Gene o sevimli hayvanı görüyor musunuz? Bakın kelebek. İşte burada. Kaça kaç? 10'a 30. 1'e 3. O zaman kanatlarda oran kaç? 1'e 3. Şimdi kanatlarda oran 1'e 3 ise içerideki uzunluklarda da oran 1'e 3'tür. Şimdi biz kelebekte genelde ne yapıyoruz? İşte şurası 10, burası 30. Benzerlik oranı 1'e 3. Buraya k, buraya 3k diyoruz hemen kanatları yazıyoruz. Ama bu içerideki doğrular için de geçerli. Mesela şöyle içeriden rastgele bir doğru çizelim. İşte buranın m ise burada ne olacak arkadaşlar? 3m olacaktır. Aynı şey içerideki doğrular için de geçer. O zaman ben şuraya h dersem Bura ne olacak? 3H. Ha, tamamı ne oldu? 4H. 32 eşit. H ne geldi? 8. Bana da H'ı soruyordu değil mi? Aradığımız cevap B şıkkı. 5'e bakalım. Ha, şimdi bu 5'te bir sır vereceğim size. Ve siz de o sırrı asla unutmayacaksınız. Neydi o sır arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Bir yamuğun köşelerinde özel açı yoksa. Neydi özel açılarımız? 30, 45, 60 yamuğunuz ikiz kenar ya da dik yamuk değilse bunları ileride göreceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle köşeden aşağıya dik gelmeyin. Tamam. Özel açı yoksa ikiz kenar dik yamuk değilse dik gelmiyorsunuz. E ne yapıyoruz peki? Köşeden paralel çiziyorsunuz. Bakın ne yaptım? AD'ye paralel çizdim. Bunu asla unutmayın. 80 ile 50 li özel açımı Değil. İkiz kenar yamuk, dik yamuk zaten değil. İleride göreceğiz. O zaman ne yapıyorum? Köşeden dik inmiyorum. Paralel çiziyorum. Şimdi paralel çizince ne oldu? Bakın bura 6 ise burada 6 oldu. Burada 9 ise burada 9 oldu. Peki burası 80 ise hop yöndeş açıdan buradan oldu. 80. 80 50 130. 180'den çıkarttın geriye kaldı. 50. Ha, 50 50 x kenar geldi mi? O zaman ct 9 ise bt de 9. Benden AB istiyor. 6, 9, 15. Siz zaten köşeden paralel çizince böyle ikiz kenarlar, ne bileyim böyle dik üçgenler, eşkenarlar falan çıkacak karşınıza. Onu soruyu yazan ayarlamıştır. Siz canınızı sıkmayın. 6'ya bakalım. Bakıyoruz ABCD yamuk. ABDC'ye paralel. Onu biliyorum. Yamuğun tanımı. Ha bir de bakın ekstradan EF BC'ye paralelmiş. Açı ortayımız var. 2, 6, 12 bizden x'i istiyor. Size çok eskiden bir sır varmıştım. Umarım hatırlıyorsunuz. Neydi o sır? Bir soruda hem açı ortay hem de paralellik varsa orada kesin ikiz kenar var diyorduk. Şimdi bakın burada da var. Alfa alfa dedik mi? Z'yi görüyor musunuz? O zaman bura alfa ise buradan olacak arkadaşlar alfa. Ha, alfa alfa ikiz kenar geldi mi? ADC D, C, D. Işte. O zaman bura 6 ise Burada 6. Peki eşitlik var. Kaç kaç bölecek? 3, 3. Şimdi şu EF'nin BC'ye paralelliğini kullanalım. Nasıl kullanacağım? Bu yavruyu aşağıya doğru devam ettireceğim. Şimdi ben biliyorum ki bu arkadaş buna paralel. E bu arkadaş da buna paralel. O zaman burada bir paralel kenar oluştu. Eski bilgilerinizi hatırlayın. Karşılıklı kenarlar eşitti. O zaman EC3 S şuraya T diyelim. BT de kaç olacak? 3. Tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 9. Peki şuradaki kelebeği görüyor musunuz şimdi? Oranlar kaça kaç? 3'e 9. 3'e 9 yani 1'e 3. O zaman burası 2 ise 3 katı burası kaç olacak arkadaşlar? 6. Ha, şimdi ET kaç oldu? 8. O zaman BC de kaç olur? 8. Cevabımız B şıkkı. ABCD yamuk açı ortayımız var. Şurada bir oran vermiş. ECK dersek BE 2K bizden X'i istiyorum. Şimdi yamuk sorularında bu paralel olmayan kenarlar üzerinde oran verirlerse tam da bu soruda olduğu gibi K 2K şeklinde orada bir kelebek oluşturun. İster içeriden isterseniz de dışarıdan. Şimdi mesela bu soruda ben dışarıdan oluşturacağım. Nasıl? A -E uzatıyorum. DC'yi uzatıyorum. Ahanda işte o sevimli kelebek. Kaça kaç oran? k 2K. 1'e 2. O zaman bura 18 ise 1'e 2 oranından burası kaç gelecek arkadaşlar? 9. Peki sırrımızı hatırlıyorsunuz. Hem açı ortay hem paralellik varsa kesin ikizkenar kenar var değil mi? Alfa alfa. Z yaparsak o alfa buraya gelir. İşte alfa alfa ikizkenar kenar. 5, 9, 14. O zaman x de 14. Cevabımız A şıkkı. 8'e bakalım. Ha, burası çok önemli. Şimdi buraya bir not diyeceğim bu notta arkadaşlar gene işinizi kolaylaştıracak. Bundan sonra dörtgenler konusun içerisinde yani dörtgenler derken hepsinden kastediyorum. Yamuk, paralelkenar, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen hepsinde karşımıza çıkabilecek bir şey. Onun için bu notu unutmayın. Nedir bu nottaki bahsedeceğimiz şey? Bir yamuk. Yamuk üzerinden anlatayım size. Köşelerden açı ortay çıkarsa bakın şöyle bir açı ortay. Böyle bir açı ortay. Çıkarsa bu iki açı ortayın kesiştiği yer 90 derece. İspatı çok basit. Alfa alfa deyin. Beta beta deyin. U'yu görüyorsunuz burada. Neredeydi o? İşte burada bakın. U'yu görüyorsunuz. 2 alfa artı 2 beta 180 değil mi? 2 alfa artı 2 beta 180. Her tarafı 2'ye bölersek alfa artı beta 90. Demek ki alfa artı beta 90 ise bu ara kaç derece? 90. O zaman iki açı ortayın arası. Kaç dereceymiş? 90. Ama bundan daha önemli bir şey var. Bu 90 derecenin şu ucundan paralel çizerseniz şu paralel arkadaşlara muhteşem üçlü. O da çok basit. Burası alfa ise z'den dolayı burası alfa olur mu? Ha, alfa, alfa, ikiz kenar. Bu arkadaş buna eşit oldu mu? E, 90'dan gelip bu ikisi eşitse üçüncü de eşit zaten biliyoruz. Muhteşem üçlü. Şimdi o zaman sorumuza bakalım. Açı ortaya çıkmış köşeden. Açı ortaya çıkmış köşeden o zaman araları kaç derece? 90. İşte bu 90 derecenin olduğu köşeden ben de bir paralel çizersem muhteşem üçlü. E 16'ydı demek ki 8. 8 8. Peki bu paralel bu tarafı 8 8 bölüyse diğer tarafı da eşit bölmez mi? Temel orantı kuralı değil mi bu? Ne diyordu temel orantı? Bir taraf iki eşit parçaya bölündüyse diğer tarafta iki eşit parçaya bölünür. Bir taraf 1'e 2 oranında bölündüyse diğer tarafta 1'e 2 oranında bölünür diyordu. temel orantı kuralı buydu. Paralellik olması lazım tabii ki de. O zaman söyleyeyim bakalım bu arkadaş f dersek ef orta taban oldu mu şimdi? Nasıl buluyorduk orta tabanı? Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı. Ne geldi? 16. 11 artı x 16'dan x eşittir kaçmış arkadaşlar? 5 gelecektir. Bu kuralı unutmuyoruz. Hemen devamında buna benzer bir soru var. Bakın köşeden açı ortay, köşeden açı ortay. O zaman ara kaç derece? 90. Bu önemli ama daha önemlisi neydi? Paralel çizerseniz zaten EF paralelmiş arkadaşlar. O zaman ben bunu devam ettirirsem muhteşem üçlü. 7, 7, 7. Peki şu arkadaş ET orta taban oldu mu yamukta? Ha, 20 artı 12 32 yarısı 16. Demek ki ET kaç gelecek? 16. burası 7 ise buraya ne kaldı o zaman? 9. Aradığımız cevap B şıkkı. Yamuğun alanı. Çok önemli bir şey arkadaşlar gene. Bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik kuralıyla hesaplanır. Peki şu arkadaş hatırlıyor musunuz? Neydi bu? Orta tabanlı değil mi? Havuzan o zaman bir yamuğun alanı aynı zamanda orta tabanlı yüksekliğin çarpımına da eşittir. O zaman yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik ya da orta taban çarpı yükseklik. Şimdi sorumuza bakalım. 30 derece var. 16, 12, 4 bizden alanı istiyor. 30 dereceyi gördünüz. Köşede özel açı var. O zaman rahatlıkla buradan dik gelebilirsiniz. Köşede özel açı varsa dik geliyoruz. Yoksa paralel çiziyoruz. E 90 karşısı 12 ise 30'u karşısı 6 değil mi? Ne yaptım? Şu 90, 30, 60 üçgeninde hemen yazdım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban 16 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik demin bulduk 6. 20 bölü 2 10 6 ile çarp 60 cevabımız B şıkkı. 11'e bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. 12, 8, ikiz kenar, A, eşkenar üçgen. O zaman şuralarda 12, 12. Şuralarda 60, 60 tabii. Onu bir yazalım. Benden ne istiyor? Bu yamuğun alanı istiyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı, üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt taban belli. 12, 8, 20. Üst taban yok. E bulalım. Eşkenar üçgen görünce klasik hareket neydi? Tepeden dik geliyorduk. Doğru mu? Bu dik kenar ortaya oluyordu. Ve buralarda da bir 30-30-60 üçgen oluşuyor değil mi? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Doğru. 60'ın karşısı 6 kök 3. Ha bakın yüksekliği de bulduk 6 kök 3. Burada bir ikiz kenar var. E onda da adettendir. Tepeden dik gelir. Hemen geliyorum. 4-4 böldük mü? Şimdi bakın şurası kaç? 10. E burası 10 ise burada 10 değil mi arkadaşlar? Üst tabanı da bulduk mu? Soru bitti. Alt taban artı üst taban. 12-8 daha 20. Yukarıda ne var? 10. Yani alt taban 20, üst taban 10. Bölü 2. Çarpı yükseklikte ne? 6 kök 3. 30 bölü 2 15. 15 e 6 ile çarp. 90 kök 3. Cevabımız C şıkkı. Önemli denmiş arkadaşlar. Diyor ki ABCD yamuksal bölgesinde. Şimdi yamukla yamuksal bölge arasındaki farktan da ben size bahsedeyim. Ama bir daha yamuksal bölgede demeyelim. Kulak tırmalıyor birazcık değil mi? Yamuksal bölge. Diğerlerinde de olacak bu. Mesela karesel bölge, paralel kenarsal bölge, eşkenar dörtgensel bölge. Normalde böyle kullanmak lazım. Bilimsel açıdan doğru olanı bu. Ama kulak tırmalıyor. Onun için ben bundan sonra size yamuğun alanı dediğimde de çok farklı bir şey olmasın. Şimdi aradaki fark ne? Şu dört tane teli birleştirirseniz alt taban üst tabana paralel olacak şekilde bu arkadaşa yamuk diyoruz. Eğer bunun iç bölgesini de dahil ederseniz yamuksal bölge olur. E alan hesabı yapabilmeniz için de iç bölgeyi dahil etmeniz lazım. O zaman alandan bahsediyorsak yamuk değil yamuksal bölge dememiz lazım. Ama siz artık bu ayrımı bildiğinize göre artık bir uzmanlığa eriştiniz yamuksal bölge demeseniz de olur Çünkü ne manaya geldiğini biliyorsunuz. O zaman yamuğun alanı dediğimizde bir sıkıntı, yok. Ama doğrusunun yamuksal bölgenin alanı olduğunda unutmuyorsunuz. Şimdi yamuğumuzun alanını bulurken arkadaşlar formülümüz vardı. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik o cepte. Şimdi ikinci adım. Yamukta köşegenleri çizdiğiniz zaman karşınıza 4 tane üçgen çıkıyor. Bakın S1, S2, S3, S4. Kural 1. S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşit. Bu kural hatırlayınız dörtgenlerde size verilmişti. Evrensel bir kuraldı. Her dörtgende bu kural geçerliydi. E, yamukta bir dörtgen olduğuna göre köşegenleri çizdiğinizde oluşan bu dört tane üçgenden karşılıklı olanların çarpımının birbirine eşit olması gerekir. S1 çarpı S3, S2 çarpı S4. Peki ekstra ne? Bir ekstrasın olması lazım. Yamuk olduğuna göre işte ekstra burada en tepeye yazmışlar. S1 ile S3 birbirine eşittir. Yani şu kulak diyeceğiz bunlara. Kelebeği görüyorsunuz. O kelebek değil de şu yandaki kulaklar. İşte bu kulakların alanı birbirine eşittir. Çok önemli unutmayın. Bir de şöyle bir formül var. Alan ABCD aynı zamanda şu kelebeğin kanatlarının kare kökleri toplamının karesine eşittir. Çok da önemli bir şey değil ama aklınızda bulunsun. Ama bu da şöyle üzerine karalasak da olur. Önemli değil. Çünkü çok enteresan bir formül. Peki o zaman ilk sorumuza bakalım. A, B, C, D yamuk. Köşegenler çizilmiş. 4 tane üçgen oluşmuş. 2 ile 18'i vermiş. Tüm alanı istiyor. Şimdi kelebeğin kanatlarını vermiş. Kulakları vermemiş. O zaman o kulakların ben birbirine eşit olduğunu bildiğim için A, A yazalım mı? Neydi dörtgenlerde geçerli olan o evrensel kural? A ile A'nın çarpımı 2 ile 18'in çarpımına mı eşit? Işte? O zaman a eşittir 36'dan. A kaç gelecek arkadaşlar? 6. Demek ki bu 6 bu da 6. Şimdi benden tüm alan istiyor. 18 2 daha 20. 12 de burada 32. Cevabımız C şıkkı. Bu sorumuzu çözmeden önce de şuraya bir not yazalım. Şunu hatırlıyoruz. Yamuk. Köşegenleri çizdiniz. Bu kulakların alanları birbirine eşit. Bunu hatırlıyoruz. Şimdi gelir bu köşegenlerin kesiştiği noktadan bir paralelde siz çizerseniz kulakları eşit alanlı bölersiniz. Yani ne demek biliyor musunuz? Burada A alansa burada A alan. Burada B alansa burada B alan olur arkadaşlar. Kulaklar birbirine eşit. Hop. Kes kesiştikleri yerden bir paralelde ben çizdim. Ne yaptım? Eşit böldüm. A BB. O zaman sorumuza baktığımızda bakın köşegenler çizilmiş. Tam kesiştikleri yerden paralel çizilmiş mi? Burada yazıyor. O zaman bura 4 ise burada 4. Bura 8 ise buradan olacak arkadaşlar 8. Şimdi alanda bir özellik vardı hatırlayınız. Alanlar tabanlar oranlıydı. 4'e 8. Yani 1'e 2. O zaman ben buraya m dersem. Burası ne olur arkadaşlar? 2m. Temel orantı hatırlayın. Karşılıklı kenarlar orantılıydı. m'nin karşısına n desem 2m'nin karşısına ne oluyordu arkadaşlar. 2n. Soruyu bitirdik. Bakın şimdi şuranın alanı kaç? 12. Tabanda ne var? N. E burada ne var? 2N. Ne? E N'ye 12 ise 2N'ye ne gelecek? 24. Aynı şeyi bu tarafa doğru da yapalım şimdi arkadaşlar. Buraya T dersem. Burası 2T olacak mı? 2T'nin yukarısı 12 ise T'nin yukarısı kaç gelecek? 6. Ya da hocam niye öyle yaptınız? Şöyle de yapabilirdiniz. Burayı 24 bulduk ya. Buranın alanı kaçtı? 12. Buranın alanı zaten 12. Neydi Kural. 12 çarpı 12 eşittir 24 çarpı şu arkadaş A diyelim A. Buradan gene sadeleştirirseniz A'yı kaç bulursunuz arkadaşlar? 6 yani şurası 6. Böyle de bulabilirdik fark etmez. Şimdi benden tüm alan istiyor. 24 6 daha 30. 12 12 24 toplarsanız 54 cevabımız A şıkkı. Bir önemlimiz daha var. Bu da evet önemli. Bunu da sık sık soruyorlar. Şöyle sıfırdan anlatayım ben size gene bir yamuk köşelerden üçgen çıkarttınız. Eğer bu çıkarttığınız üçgen karşı kenarı ortalarsa. karşı kenarı ortalamak zorunda şu tepe noktası. Buranın alanı A iken bu yamuğun alanı 2A oluyor. Hemen sorumuza bakalım. ABCD yamuk 5 8 ortalamış bakın CEE e, B eşit benden alan üstü. Bakın şu arkadaşı çizersem işte bu üçgen karşı kenarı ortaladığı için üçgenin alanı yamuğun yarısına eşit. İşte üçgenin alanı ne? Dik kenarların çarpımının yarısı değil mi? Artık bunları çok iyi biliyoruz. 8 kere 5 42'ye böl 20. O zaman bu üçgenin alanı 20 ise yamuğun alanı 40. Cevabımız B şıkkı. 15'e bakalım. ABCD yamuk gene 6'yı vermiş. Bizden alanı istiyor. Önce bir hatır yapalım mı? Şöyle basit bir kural vardı şu bir üçgen olsun. Bu üçgenin orta tabanını çizelim. Yani şu karşılıklı kenarlar ortalanıyordu hatırlıyorsunuz. Buranın alanı A iken alt tarafın alanı neydi? 3A idi değil mi? Bu kuralı hatırlıyorsunuz. Şimdi burada onu uygulayacağım bakın. DK'yı çizersem ben Adana, Kastamonu, Denizli üçgeninde bakın. Bu buna eşit. Bu arkadaş da buna eşit. O zaman şu EF orta taban olduğum üçgende. O zaman bunun alanı 6 ise bu arkadaşın alanı 3 katı 18. Hatırdan biliyoruz. Şimdi Adana, Denizli, Kastamonu üçgeninin şu K ucu karşı kenarı ortalamış mı? O zaman bu üçgenin alanı yamuğun yarısına eşit. Yani 24. O zaman yamuğun alanı 48. Cevabımız A şıkkı. Örnek 16'ya bakalım. 2017 yılında çıkmış bir soru, katlama sorusu. Biz biliyoruz ama ÖSYM seviyor bu tip soruları. Bakalım ne sormuş. Kısa kenarı 12. Uzun kenarı 18 birim olan ABCD dikdörtgeni. Şu dörtler olacak şekilde katlanıyor. Yani şurası 4. Burası 4 olacak şekilde hop katlanıyor. Daha sonra M ile N bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere şöyle ortadan katlanıyor. Ve şöyle bir yamuk oluşuyor oluşan bu yamuğun alanını istiyor bizden. Şimdi size ne diyorduk arkadaşlar? Katlama sorularında mutlaka katlanmış şeklin üzerinde orijinali oluşturun. Şimdi şurası M, burası N değil mi? O zaman bunun orijinali normalde şöyle yukarıya doğru geri açarsak şöyle bir şey. Peki acaba şurası yani burası kaç santim bulabilir miyiz? Burası dediğimiz yer şu arkadaş değil mi? E bu arkadaş da burası ha demek ki orası 14. Demek ki bura 14. Pekala. Bu cepte. Peki şurası da aynı şekilde 14 mü? Bu da cepte. Güzel. Şurası kaç arkadaşlar biliyor muyuz? Pisagor'la hesaplarım esasında ama çok gıcık bir sayı. O zaman orayı hiç hesaplayıp uğraşmayayım. Şimdi bakın M ile orta noktalar diye bu arkadaş buna eşit. O zaman bu arkadaş da buna eşit. Katlanınca burası buraya geldiğine göre bu da Bakın şu üçü birbirine eşit mi? Ha muhteşem üçlü dediğimiz şey oldu değil mi burada? O zaman şöyle bakın. Ben şunu şöyle çizsem tam burası kaç derece olmak zorunda? 90. Çünkü muhteşem üçlü. Sadece dik üçgen doladı. O zaman ben bu köşeden dik gelirsem tam buraya geliyormuş. E peki ben buradan dik gelirsem arkadaşlar şurası dörtgen. Bu arkadaşta dört olmaz mı? Ha, demek ki burası dörtse burada kaç olacak? Dört. Pekala. Şimdi şuraya ben 14 demiştim ya MN'ye. Çünkü burası 14, burada 14. Peki şu arkadaş da 14 olmaz mı? Çünkü katlandı, burası buraya geldi. Ha şimdi bakın. Şurası boylu boyunca kaç oldu? 18. Şöyle temizleyeyim şimdi. Artık bulduklarımı net bir şekilde yazayım. Şurayı kaç buldum arkadaşlar? 4. Burayı kaç bulduk? 14. Şurası zaten MN. Yani bu arkadaş o da 14. O zaman alt taban belli. Üst taban belli. Yani 18 artı 14 bölü 2. Çarpı yükseklik. Şimdi sırada yükseklik var. E yükseklik en kolay. Şurası 12 değil mi? Yani bura 12. O zaman bura 12. O zaman bura 12. Ha, tam ortadan 2'ye katlayınca artık burası kaç oldu? 6. Demek ki bu yamuğun yüksekliği de kaçmış? 6. Kaç geliyor? 32 bölü 2 16. 6 ile çarp. 96 Cevabımız E şıkkı. ÖSYM bir tık böyle sanki zor sormuş gibi değil mi? Katlama sorusu. Hem katlama soruyor hem de zor soruyor. Değişik. Pekala. Böylece konu anlatım faslını bitirdik. Sırada ödev testimiz var. Şimdi yamukta açı sorusu. Ama biz biliyoruz ki yamukta açı diye bir şey yok. Doğru da açı biliyorsanız soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Bakalım. İkiz kenar buraya 75 ise burada 75 değil mi? 75, 75, 150. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 30. U kuralını görüyor musunuz? Burası şimdi kaç derece? 50. O zaman x kaç gelecek? 180 eksi 50. 130. Cevabımız E şıkkın. Neydi U kuralında olay? Bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı 180 derece. Bir daha söylüyorum. Yamukta da açı diye bir şey yok. Doğrudan açıdan rahatlıkla soruları çözebilirsiniz. 2'ye bakalım. Köşelerde özel açı var. Hiç acımam hemen dik gelirim. Özel açı görürseniz arkadaşlar hemen köşelerden ne yapıyorsunuz? Dik geliyorsunuz. Hiç düşünecek bir şey yok. 90'ın karşı 8, 30'u karşı 4. E bu arkadaş 4 ise bu arkadaş da 4. E 45'i karşı 4 ise 90'ın karşısı 4 kök 2. Artık bu kurallar sizde yer etmiştir diye düşünerek direkt söyleyip geçiyorum. Böyle hatıra matıra gerek yok. Eğer bu kurallarda sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka bir geri dönüp tekrar edin. Bunlar artık şimdiye kadar hallolmuş olmalı çünkü. A, B, C, yamuk. 11, 4, X bizden X'i istiyor. Şimdi bakın E, F orta taban değil mi? Ama benden orta taban istemiyor arkadaşlar. Üstelik orta taban uzunluğunu da vermemiş. Benden şu aradaki minik yer istiyor. Yani benden mini orta taban istiyor. Mini orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban eksi üst taban bölü 2 şeklinde. Kaç geliyor? 8, 19 değil mi? X. Demek ki aradığımız cevap. 19 çorum gelecektir. 4'e bakalım. 54 özel açı değil. O zaman tepeden aşağıya dikinmek yok. Sakın ha. Ne yapıyoruz o zaman? Paralel çiziyoruz değil mi? Hop çizdim paraleli. K diyelim. Bu arkadaş buna paralel. Bunun zaten buna paralel olduğunu yamuktan dolayı biliyoruz. O zaman bura 5 ise burada 5. Bura 13 ise burada 13. Şimdi bu 108'i nasıl kullanacağım bakalım. E doğru da açı bilgilerimden. Burası 108 ise burası kaç olacak? 72. Ne yaptık? Şu U kuralı değil mi? Bu ikisinin toplamı 180 derece. O zaman burası 72 ise yöndeş açıdan burada 72 değil mi? 72 54 126. 180'den çıkartın 126'yı. 54. Ha burada 54 oldu mu? E, 54 54 iki kenar. Hatırlayın demiştim bunu değil mi? Yani Soruyu yazan onları ayarlar. Siz kafanıza takmayın demiştim. O zaman burada 13 ise kenardan burada 13. A, B, 5, 13, 18. Cevabımız B şıkkı. 5'e bakalım. Köşede özel açı var. Hiç acımam. Hemen dik gelirim. Özel açı görürseniz diki geliyorsunuz. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. Alan istiyor. Alt taban artı üst taban. Bölü 2 çarpı yükseklik. 20 bölü 2 10 5 ile çarp 50 cevabımız A şıkkı. 6'ya bakalım. D C, A, paralel. Ha bakın D A B. Ha bu enteresan bir soru. Şuraya alfa diyelim. D ABC. buraya da beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamı kaç dereceymiş? 90. 5 12 9 bizden çevreyi istiyor. Şimdi bakıyorum alfa ile beta özel açılar mı? Değil. Ne olduğundan bile haberim yok. Değil mi? Nasıl özel açı olsun? O zaman klasik hareket köşeden diki geliyorum. K dedik buraya. Şey diki geliyorum dedim. Özür dilerim. Paraleli çiziyorum değil mi? CK paraleli çiziyorum. AD CK'ya paralel. Zaten AK'nın DC'ye paralel olduğunu biliyorum. O zaman bura 5 ise bura 5. Bura 9 ise burada 9. Burada 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 Şimdi burası alfa ise yöndeş açılardan burada alfa olur mu? Ha, alfa beta 90 değil mi? O zaman alfa beta 90 ise hop burada 90. E dik üçgen oldu. 9 12 15 bu meşhur dik üçgeni bilmeyeni dövüyorlar biliyorsunuz. O zaman AB kaç gelecek? 20. 12 de burada var. 32. 5 de burada var. 37. 9 da burada var. 46. Cevabımız C şıkkı. Diğer testimize bakalım. 4'ü, 14'ü, 12'yi vermiş. Bizden alt tabanı artı üst tabanı soru. Toplamını AB artı DC. Evet alt taban artı üst taban toplamını soruyor. Şimdi alt tabanla üst tabanın toplamını niye sorar ki bu adam? Çünkü bir tane formül vardı onu kullanabilirim diye. Neydi? Orta taban için değil mi? Alt taban artı üst taban bölü 2 bana orta tabanı veriyordu. O zaman orta tabanı bulursam alt tabanla üst tabanın toplamını zaten bulurum. Geometride şunu kolay kolay sormazlar. Mesela AB artı DC toplamını istiyor ya. Bunu şunun için sormazlar kolay kolay. E işte A, B'yi bul. Sonra D, C'yi bul. Hadi bunları topla diye size sormazlar. Büyük ihtimalle o ifade geliyordur da onun için sorarlar. Mesela atıyorum alanlar toplamı kaçtır? İşte bunun alanı bul. Bunun alanı bul. Topla diye sormazlar. Büyük ihtimalle o toplam alan geliyordur. Onun için sorarlar. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi bakın C, E, E, B'ye eşit. Yan yana eşitlik var. Orta taban. Hemen ben şu E'den karşıya bir paralel çizersem F diyelim. Bir tarafı iki eşit parçaya bölüyorsa diğer tarafı da iki eşit parçaya bölüyor muyduk? 14 4 da 18 9 9 böldük. O zaman buraya 9, buraya 9. 4 buradaysa buraya 5 kaldı mı? Ha bakın meşhur dik üçgen 5 12 13. Evet alt taban artı üst taban bölü 2. Bana orta taban 13 mü verecek? Ama bana bu ikisini toplamı lazım. O zaman 13 çarpı 2 26. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. 5, 15, 10, 12 benden alanı istiyor. Bakıyorum köşelere. Özel açı var mı? Yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Köşeden dik gelmeyeceğim. Paralel çizeceğim. Hadi çizelim. Burası 5 oldu mu? Burası 12 oldu mu? Buraya ne kaldı arkadaşlar? 10. Ne yaptık? Burası 5 ise paralel çizince burada 5 oldu. Burası 12 ise paralel çizince burada 12 oldu. Şimdi bu tarafta ne oluştu? Şu 15 artık gitti 10 kaldı. 10, 10, 12. İkiz kenar üçgen geldi mi? E ben bu ikiz kenar üçgenin alanını bulurum. Nasıl bulurum? Tepeden bir dik gelir bulurum değil mi? 6, 6, 10, 6. Buraya ne kaldı? 8. Ha, soru bitti. Ben bu dik üçgenin alanını bulabilirim. 6 kere 8, 48. Yarısı 24. Aynı şekilde. Burada 24. Peki şu arkadaşı çizersem. AC. Şu 10 tabanın yukarısındaki bu üçgen. 48 ise alanı 5 tabanın yukarısındaki bu üçgenin alanı yarısı 24 olmaz mı? E şunu çizdiğimizde iki eşit üçgen ayırdık mı? Bura 24 ise burada 24 olur mu? Kaç tane 24 oldu? 4 tane. O zaman alan 4 tane 24'e eşit. Yani 4 tane 24. 96 cevabımız E şıkkı. Bakın benden yamuğun alanını istiyordu. Neler neler yaptık. Üçgenin alanını kullandık değil mi? Size bunu daha önce anlatmıştım. Şöyle hızlıca bir daha tekrar edeyim. Üçgende alanı siz tamamlarsanız, hakim olursanız zaten ondan sonraki bütün alanların hepsini halletmişsiniz demektir bu. Bir iki tane pratik yapacaksınız. O kadar. Bakın yamukta alan diye bahsediyoruz ama üçgende alan bilgileriyle ne yapıyoruz? Soruyu çözüyoruz. Mesela şu yamuğun alanı. Bakın ondan da kısaca bahsedeyim. Yeri geldi. Bura A. Bura B. Şu da H olsun. Neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik değil mi? E bu esasında üçgenin alanı. Neden? Çizin şu köşegenin. Bana şu üçgenin alanı söyler misiniz? A çarpı H bölü 2 artı. Peki bu üçgenin alanı taban B değil mi? Bakın yükseklik tık 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 şurası H değil mi? O da B çarpı H bölü 2 değil mi? Ha bakın H parantezin alırsanız A artı B bölü 2 geldi mi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani yamuğun alanında bir şey de yokmuş. Bakın. Üçgende alanı ne yapmışız? Toplamışız. Yamuğun alanı olmuş. Üçe bakalım. AC 9 BD 12 yani köşegenler verilmiş. Dikkat edin. Köşegenler dik kesişmiş. Benden gene alt tabanla üst tabanın toplamını istiyor. Şimdi gene söylüyorum. Alt tabanla üst tabanın toplamını soruyorsa büyük ihtimalle alt tabanı ayrı bulayım. Üst tabanı ayrı bulayım. Sonra onları toplayayım diye sormuyordur. Ha soramaz mı? Sorabilir tabii ki. Ama genel itibariyle pek öyle sormazlar. Şimdi bir yamukta köşegenler dik kesişiyorsa şekil adı olduğu üzere köşegenlerden birisini paralel çizerek dışarı taşıyın. Ne demek bu? Hemen izah ediyorum. AC köşegenine bakalım. Bakın D köşesinden AC köşegenine paralel çiziyorum. Bakın bu arkadaşa paralel çizdim. Dışarı taşıdım. Şuraya K diyelim. Artık DK AC'ye paralel. O zaman AC'nin uzunluğu 9'du ya. DK'nın uzunluğu da kaç oldu? 9. Peki burası 90 sa yöndeş açıdan burada 90 oldu mu? Peki bana DB'yi de vermiş. 12. 9-12 12. 15. Bakın burayı kaç bulduk? 15. Şimdi bana sorulan cevap da 15 büyük ihtimalle. Neden? E şu sebepten dolayı. Buraya x dersek o paralellikten burada x değil mi? Değil mi? Bu arkadaş buna eşit. Peki buna da y dersek x artı y'yi kaç buldum ben şimdi? 15. Peki x dediğimiz şey üst taban. Y dediğimiz şey de alt taban değil mi? E bana zaten onların toplamını soruyordu. Ha, 15'miş. Cevabımız C şıkkı. A, B, C, D yamuk. 5'i 18'i vermiş. Oran var. E, C, 2 kat dersek EB B 3 kat. Bizden x'i istiyor. Hatırlıyor musunuz? Mu? Konu anlatımında söylemiştim bunu. Paralel şey. Yamuğunuzun paralel olmayan kenarları üzerinde oran verirse kelebek oluşturun demiştik değil mi? Dışa doğru. Nasıl olacak o iş? Bakın şöyle uzatıyorum. Bunu böyle uzatıyorum. İşte kelebek. Kanatlar kaça kaç? 2K'ya 3K. Yani benzerlik oranı 2'ye 3. Peki 3'ün olduğu kanatta taban kaç? 18. 3'e 18. 6 katı. O zaman 2'ye 6 katı kaç gelecek? 12. Sırrımızı unutmadınız. Bir soruda paralellik artı açı varsa kesin ikizkenar var değil mi? Alfa alfa dedik mi? Z'yi görüyorsunuz. Hop burada alfa oldu mu? Ha burada 17 ise burada 17 ikizkenar değil mi? Bakın alfa alfa. Demek ki X 17 cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Bizden ne istiyor? Taralı bölgelerin alanları farkı. Ha şimdi bakın bir daha baştan söylüyorum. Taralı bölgelerin alanları farkını soruyorsa büyük ihtimalle taralı bölgelerin alanları farkı kendiliğinden çıkıyordur. Yani şu alanı buldum 70. Bu alanı buldum 40. Hadi çıkarttım 30 diye sormuyordur. Büyük ihtimalle. Ya kendiliğinden çıkıyordur. Ya da ortalıkta bilinmeyenler vardır. Onlar birbirini götürüyordur. Onun için soruyordur. Şimdi bakalım sorumuza. A, B, C, D yamuk. Tamam. Altıları vermiş. Ha bir de onlar var. D, A, D, B 10 santim. Taralı bölgelerin alanları farklı. Şimdi D, A, D, B 10 santim ise ikiz kenar var. Tepeden dik gelirim. Peki tepeden geldiğim bu dik. Geldiğim bu dik. Tam E'ye iner diyorum ben. Bana katılıyor musunuz? 6 6 bölmüş kenar ortay değil mi? İkiz kenar üçgende tepeden gelen dik aynı zamanda kenar ortaydı. O zaman tam 6 6 orta olduğuna göre E noktası E'ye inecek. 10 6 8. Ha şimdi şu Denizli, Adana, Edirne dik üçgeni alanı bulurum. Dik kenarların çarpımı yarısı 6 kere 8 48 yarısı 24. E, gelelim Edirne, Bursa, Ceyhan, Denizli, Yamuğuna. Hiçbir şey belli değil. Sadece alt taban belli. Daha yükseklikte belli ama üst taban belli değil. O zaman burada başka bir şey arayacağım. Şimdi bakın. Şu köşegenler çizilmiş mi? E, C ve B'de. Ben biliyorum ki bu kulaklar birbirine eşit. O zaman bura A ise buradan olacak? A. Ha şimdi bakın taralı bölgelerin alanları farkı çıktı. Şu bölge 24 artı A değil mi? Eksi diğer bölgede zaten A. Taralı bölgelerin alanları fark. Bakın ayrı ayrı bulup çıkartmanıza gerek kalmadı. A'lar zaten yazınca siz A'lar birbirini götürüyor. Farkı kaç geldi? 24. Cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. Yan yana eşitlik var. 6, 10, 10 bizden x'i istiyor. Şimdi yan yana eşitliği görünce aklıma hemen orta taban geldi ama bir şey beni durdurdu. Nedir o? Şuradaki 90. Bakın 90'dan gelmiş bu arkadaş 10. Burada 10. Ha burada bir üçgen olaydı. Muhteşem üçlü olacaktım. Ama yok. E ama yok diye üzülmüyoruz değil mi biz geometride? Hemen oluşturuyoruz. Uzattım. İşte size dik üçgen. Peki 90'dan gelmiş. Burası 10. Burası 10. O zaman muhteşem üçlü. Burada kaç? 10. 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? 4. E benden x'i istiyor. Kelebeği görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz bile bence. Kanatları eşit mi kelebeğin? O zaman tabanları da eşit. Burada 4 ise? Burada 4. Cevabımız B şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım. B, E, E, C'ye eşit. 6'yı 15'i vermiş. Bizden ne istiyor? Yamuğun alanını bulmamızı istiyor. E hemen bulalım arkadaşlar. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 doğru mu? Şimdi onu kullanacağım. Şimdi şurada açı şu ortayımızı görüyorsunuz. Ben şöyle bir şey yapsam. Şunu şuradan uzatsam. Bunu da böyle tamamlasam. Bakın şu kanatlar birbirine eşit mi? O zaman kelebekten yazarım. Burası X'e. Buradan olacak arkadaşlar. X. Peki şuraya da Y diyelim. Neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti Doğru mu? Şimdi alt taban X. Bilmiyorum. Üst taban y onu da bilmiyorum. Yükseklik ha şu an onu da bilmiyorum. Şimdi hepsini tek tek bulalım. Sırrımızı hatırlıyorsunuz. Hem açı orta hem paralellik varsa kesin ikisi kenar var değil mi? Alfa alfa o zaman z yaparsak burada alfa işte ikisi kenar. Burası 15 ise ha, burada 15. Bakın x artı y'yi bulduk 15'miş. X'i y'yi bulmadım ama x artı y 15'miş. Çarpı yükseklik lazım. Şimdi şurası 6 mı? Şuradan bir dik gelirsem bence burası da 12. Neden? Şimdi bu dik bu da dik. O zaman bu buna paralel. E yan yana eşitlik var. Orta taban. Bura 6 ise bura kaç olacak? 12. Yükseklikte kaçmış? 12. Soru bitti. 15 çarpı 6 90. Cevabımız D şıkkı. 2'ye bakalım. 8'i 4'ü vermiş. AD AB 8'miş. Ha şurada 8'miş. Hiç söylemiyorsunuz. Alan ABCD 36. Benden BH istiyor. Alan ABCD 36 ise soruyu çözeriz değil mi? Alt taban artı üst taban belli çünkü. Bölü 2 çarpı yükseklik eşittir 36. Ne geliyor? 12 bölü 2 6. 36 böl 6. Demek ki yükseklik kaçmış 6. Yani şunu şöyle çizersem bu arkadaş kaç? 6. Benden nereye istiyor? BH'i istiyor. Ha, onu nasıl buluruz şimdi? Şimdi şurada iç içe geçmiş dik üçgenler var. Görüyorsunuz bakın. Adana, Denizli, Kastamonu. Adana, Bursa, Hakkari. Hatırlayınız benzerlik konusunu. İç içe geçmiş dik üçgenler varsa büyük ihtimalle orada benzerlik var diyorduk değil mi? Şimdi bakın alfa 90 beta. E, 90 beta alfa. Artık şu üçgenle bakın bu siyah üçgenle şu fosforlu yeşil üçgenin iç açıları aynı. Alfa beta 90, alfa beta 90. Peki siyah üçgende 98'e mi bakıyor? E, bu arkadaş yeşil üçgende de 98'e bakıyor. Bunlar ne oldu şimdi? Eş. E beta 6'ya bakıyorsa DK'ya. O zaman bizim betamız BH. O da kaç olacak? 6. Tam da bana onu soruyor. Tesadüfe bak. Cevabımız A şıkkı. ABC'de yamuk paralelliğimiz var oran vermiş. Ne diyor? AB 3 kat. DC 1 kat. Şunu değiştirelim. E, eşitlik var. Bizden EF'nin AF'ye oranını istiyor. Şimdi bakın. içeriden bir oran istiyor. Bu şekli belki hatırlarsınız. Hani benzerlik föyünde de vardı. Böyle yanına ben Menelaus teoremi diye yazmıştım sonra. Üçüncü föyde. Şimdi bu da ona benzer bir soru esasında. Ama hiç tabi menaloz falan kullanmayacağız. Onu sadece öyle bilgi olarak vermiştik. Şimdi Bakın yan yana eşitlik var. Hemen aklıma ne geliyor? Orta taban. E noktasından ne yapacağım? Paralel çizeceğim. Şimdi AF'nin FE oranı istiyor. O zaman şöyle bir paralel çizersem. T, e, T diye kelebekten soruyu çözerim. Yalnız şimdi şu oranları değiştireceğim ben ya. ET, DC'nin orta tabanı değil mi? Buraya K desem burası K bölü 2. Kesili sayıyla uğraşmayalım. O zaman buna 2K diyelim. Bura ne olur o zaman? 6K olur. 3 katı olması için. Tamam. Şimdi bakın Denizli, Ceyhan, Bursa üçgeninde E, T, D, C'nin orta tabanı. O zaman bura ne olur? K. Şimdi şu kelebeği görüyor musunuz? K'ya 6K. Yani 1'e 2. O zaman E, F'ye M dersek. A, F ne olacak arkadaşlar? 6 M. Yani M, 6 M. Oranlarsak 1 bölü 6. Cevabımız E şıkkın. 4'e bakalım. D, A, B. Buraya alfa. A, B, C. Buraya beta derseniz alfa artı beta 90'mış. Evet. Sonra efendime söyleyeyim 4'leri 5'leri vermiş. 21 vermiş. Bizden alan A, B, C, D'yi istiyor. Şimdi buna benzer bir soru vardı testlerde hatırlarsanız. Köşeden paralel çizmiştik. Şimdi burada da paralel çizeceğim ama köşeden değil. E'den çizeceğim. Bakın E noktasından paralel çizeceğim. AD'ye. Bir de E noktasından paralel çizeceğim. B, C, Y. Buraya K diyelim. Buraya da T diyelim. O zaman burası 4 ise madem paralel çizdik. Burada kaç olacak? 4. F, ne kalacak? 1. E bura alfa ise yöndeş açıdan burada alfa. Peki E, C, 5 ise B, da 5 mi? O zaman bu 21'di tamamı. Geriye ne kaldı? 16. Bura beta ise hop. Yöndeş açı burada beta olur mu? Ha, alfa beta 90 diye alfa beta 90. Demek ki burası 90 derece oldu mu? Tepede 90. Tabanda 90. Öklit. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatır yapmama gerek yok. 1 kere 16. 16. H kareden buraya kaç geldi arkadaşlar? 4. Şimdi alanı istiyor. Ha, bu kadar uğraş. EF'nin 4 olduğunu bulmak için Gerisi kolay. EF 4 müymüş? Yamuğun alanı. Alt taban 26. Üst taban 9 bölü 2. Tabi bunları topluyorduk değil mi? Çarpmıyorduk. Çarpı yükseklik 4. Ne geldi? 35 çarpı 2 70 cevabımız B şıkkı. 5'e bakalım. 5'i 9'u vermiş. CB 8. Bizden ABCD B, yamuğunun alanını istiyor. Şimdi bakın. Şöyle yapsam. Şunu çizsem. Adana, Bursa, Ceyhan üçgenin alanını bulabilir miyim? Tabii ki de bulurum. Taban 8, yükseklik 9. 8 çarpı 9 bölü 2'den 36. Evet A, B, C üçgenin alanını buldum. Ama benden yamuğun alanını istiyor. Şu arkadaşı da bulmam lazım. Şimdi o arkadaşı nasıl bulacağım? Önce bir hatır yapacağım. Öyle bulacağım. Neyi hatırlatacağız? Şu arkadaş şuna paralel olsun. Bu paralellerden bir tanesinin üzerine bir taban alalım. Tepeyi de karşıda alalım. Bu tepe noktasını buradan alıp şuraya taşırsam işte bu üçgenin alanı ilk çizdiğim beyaz üçgenin alanına eşitti değil mi? Alan kaydırma yapabiliyordum. Şimdi bakın burada da öyle yapacağım. Şu mavi üçgenin alanını bulacağız ya. Bakın taban DC onu ellemiyorum. A noktasını buradan alıp B'ye taşırsam. O, o mavi üçgenin alanıyla bu mavi üçgenin alanı birbirine ne olur? Eşit. Şimdi bakın taban 8 yükseklik hop 5. O zaman mavin alanında 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 mi? E, mavin alanı 20. Siyahın alanında zaten 36 bulmuştuk. Topla 56. Cevabımız C şıkkın. 6'ya bakalım. 45'imiz var. C, E, E. B'ye eşit. 12. Yamuğun yüksekliğini istiyor. Şimdi bakın. A, E güzel bir şey. Yükseklik. Üstelik 2 eşit parçaya bölmüş. Yani hem yükseklik hem kenar ortay. Hatırladınız değil mi? İkiz kenarı çağrıştırıyor bu. İkiz kenar üçgende tepeden gelen yükseklik aynı zamanda neydi? Kenar ortay. O zaman bu ikisi bir aradaysa o üçgen mecburen ne oluyordu? İkiz kenar üçgen. O zaman gelir ben AC'yi çizersem. Adana, Bursa, Ceyhan üçgeni yani şu üçgen ne olacak arkadaşlar? İkiz kenar. Burada 12 ise burada kaç olacak? 12. Burası alfa ise burada ne olacak? Alfa. Bu alfa alfa nereden çıktı? hatırlayın o yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay. o zaman şuranın tamamı 45 diye buraya ne kaldı? 45 eksi alfa. Peki şurası 2 alfa ya. Z'yi görüyorsunuz. O zaman burası da 2 alfa olur mu? E, ikisi kenar bu. Demek ki 45 eksi alfa 12 eşit. Aa, 45 eksi alfa 12, şey, 12 eşit diyorum özür dilerim. 45 eksi alfa 2 alfa eşit. O zaman 45 eksi alfa 2 alfa eşitse 45 3 alfaya eşit. Alfa dediğimiz yer meğerse kaç dereceymiş? 15 derece. Alfa diye ne? Şu minik yere demiştik değil mi? O zaman silelim oraya 15'i yazalım. Şurası kaçmış? 15. Ha 90 15 75 üçgeni geldi mi? Hatırlayın 15 75 90 üçgeni bizim oluşturmayacağımız bir üçgendir. Ama karşımıza çıkarsa sorarsa da bir tane özelliği vardı. Neydi o? Haşa 4 haş. Yani şu dikten Dik gelirsem. Burası haşsa şu taban ne oluyordu? 4 haş. 4 haş zaten 12 değil mi? O zaman h kaçmış? 3. Bana yüksekliği soruyor. O zaman buradan bir daha bir dik gelirsem bu arkadaş yükseklik olmaz mı? E bu 90. Bu 90. Demek ki bu buna paralel. Burası 3 ise yan yana eşitlik var. Orta tabandan. bura kaç olacak? 6. O çizdiğimde zaten yükseklik. Demek ki yamuğun yüksekliği 6 santim inmiş. Hocam bu 45 ne işe yarıyor? 3 kullanmadık değil mi? Kullandık değil mi? Şu 15'i bulmak için kullandık. Sonra onunla bir işimiz kalmadı. 15, 75, 93 üçgenine geçtik. Evet ve o çok beklenilen sorular. Yeni nesil sorular. Ne sorusu var burada? Bir kesme katlama sorusu var. Yok katlama yok. Sadece kesme var. Diyor ki kenar uzunlukları ABAC 3 kök 10 birim ve BC 18 birim olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt BC üzerinde AD DC olacak şekilde yani bu arkadaş buna eşit olacak şekilde kesiliyor. Daha sonra buradaki parça o şuraya getiriliyor. Oluşan dörtgenin çevresi. Yani şu yamuğun çevresini istiyor bizden. Dörtgen demiş. Şimdi bakın. Şurası kaç? 18. 3 kokon 3 kokon 2 kenar. O zaman tepeden ben dik gelirim. H dedim buraya. Bura kaç oldu? 9. Burada kaç olacak? 9. Şunlar birbirine eşit de diye. x x diyelim mi? O zaman burası ne olacak? 9 x. Buraya kadar hem fikiriz. Şimdi şu AH'ı hesaplayabilir miyim? Tabii ki de Pisagor'dan. 3 kök 10'un karesi 90. 9'un karesi 81. 90'dan 81'i çıkar 9. Demek ki buraya ne kaldı? 3. Şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? 3, 9 x, x. Pisagor yazar x'i bulurum. Aman durun. Pisagora gerek yok değil mi? Ne yapıyorduk? Önce meşhurları denedik. Zaten X çıkıyordu. X'e 5 desek oluyor değil mi? Evet. Şurası 4 olur. X'e 5 dersek. Şunlar da 5-5 olur. Ha, demek ki burası. Hop, temizleyelim. 5-5'miş. Şurası da arkadaşlar. Yani şu kısımda 9-4 daha 13'miş. Yani 18'i böyle parçalamışız. Şurada 3-4. Şimdi bu arkadaşı ters yerip şuraya yapıştırdık mı? O zaman gelip burada yerleştirelim. Şimdi şurası 5 ise burada haliyle kaç olacak? 5. Aynı yerden koptuğu için. Peki şurası kaç? 13. Peki bu arkadaşı ben tersi buraya yapıştırdığıma göre şuralar bunun kenarları yani 5 beş 5'ler olmaz mı? Çünkü 3 kök 10 buraya gelmiş. Demek ki buralarda 5 5. Şimdi çevreyi mi istiyordu? Soru bitti. 13. 3 tane 5. 15. 13 daha 28. Cevabımız C şıkkı. 2'ye bakalım. Kerem ABCD yamu biçimindeki bir kağıt parçasını AC köşegeni boyunca şekilde gösterildiği gibi katladığında D köşesi E'ye geliyormuş. Hakikaten geliyor burada göstermiş. 8-15 bizden DC'yi istiyor yani şu x'i istiyor. Ne diyorduk? Katlama sorularında mutlaka katlanmış şeklin üzerinde orijinali çizin. Haydi çizelim. Ne güzel çizdik. Evet. A, B, C, D. Şimdi D'yi katlayınca E'ye mi geliyor demiştim? O zaman DC, C, e, C eşit. A, de, A, e eşit. Bu buraya katlandığı için. Peki şuradaki alfa açısı da katlanacağı ne oldu? Buraya geldi mi alfa diye? Peki, ha bakın. Ne var? Açı ortay var. Üstelik bu kağıt yamuk. Yani paralellik var. O zaman X kenar var. Şuradaki Z'yi görüyor musunuz? Burası alfa ise hop burada ne oldu şimdi alfa. Ha ikizkenar alfa alfa. O zaman burası 15 ise burada 15. 8 buradaysa buraya ne kaldı? 7. Ya şundan şu birbirine eşit demiştik. Burası 7 ise burada 7 değil mi? Bakın DC'yi kaç bulduk? 7. Bana da onu soruyordu zaten. Cevabımız E şıkkı. Böylece bir föyün daha sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.